Beyaz Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Konuğum Sinan Engin. İlk kez bir YouTube programı çekecek kendisi. İkna etmek bayağı bir zor oldu ama sonunda kırmadı. Teşekkür ediyorum öncelikle burada. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de programı yaptığım için. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle istersen Beşiktaş Denizli Spor maçından başlayalım. Çünkü önemli bir maç bu hafta. Evet. Beşiktaş'ın rakibi Denizli Spor. Belki biraz kötü hatıralar olacak ama ben 34 sene öncesine götürmek istiyorum. O 86-87 sezonu. 34-35. 86-87, 34-35 sene geçmiş üzerinden. Beşiktaş Denizli maçı. 58. dakika. Evet. Korner atışı sizden geliyor. Evet. Ortayı yapıyorsunuz. Ali vuruyor 1-0. Ama ondan sonra bitime 3 dakika kala Erol'un bir golü var. Serbest vuruş, pas yapılıyor. Ulvi abi orada faul yapıyor. Faul yapıyordu Ulvi abi. Bir serbest vuruş. Hiç tahmin etmedik ki yani Erol'un o topu vurup oradan gol olacağı hiç aklımıza bile gelmiyor. Yani o maçta tabii çok gol kaçırdık. Ben de dahil çok gol kaçırdık. Hiç kimsenin aklına falan da gelmiyor. Yani vuracaktı oradan, top gol olacaktı. İşte yere vurdu. Kaygan da, yağmurlu da sahaydı. Tabii çok sevindiler. Yani inanılmaz zaten o maçta çok direnç gösterdiler Denizli Spor. Zaten maçtan sonra da biz birkaç tane oyuncuyu hatta o zaman kovalamışız. Yani tünele kadar Denizli oyuncuları, Samet abi falan hep beraber takım halinde. Aslında orada bir kovaladığımız oyuncuların aslında başında Hüseyin geliyordu orada Erol'dan ziyade. Evet. Sol bek Hüseyin vardı orada. Sezgin abi o Denizli Beşiktaş maçlarında hep böyle çirkeflik yapardı bize. Yani tabii şimdi çok seneler geçti. Çok sert davranırdı bilmem ne. Tekme yani öyle bir bize iyi davranmazdı. Eskiden kalma bir şey var onun yani. Onun revanşında o da vardı. Ondan da herkes ona yordu yani. Denizli'yle berabere kaldığı yordu. Hayır. Ondan o bir sezon öncesi bize orada bir takım davranışlarından dolayı Hüseyin'e. Biz ondan dolayı onu kovaladık orada. Peki maçı biraz didikleyelim isterseniz. Evet. İçine biraz girelim. Beşiktaş bu hafta Denizli maçını mı didikliyoruz? Hayır. 34 sene önce, 35 sene öncesinde biraz bakıyoruz. O maç enteresan maçtı. Mesut Hoca, Mesut Bakkal, evet. Erzurum Spor Teknik Direktörü. O maçta sizin rakibiniz futbolcu. Denizli Doğru. Spor'da oynuyor. Doğru. Ve daha sonra yazdığı kitapta Mesut Bakkal teşvik priminden bahsetti. Doğru. Teşvik primi. Doğru. Aldık dedi, verildi dedi. Doğru. Siz sahada neler gördünüz orada? Yani Denizli Spor olağanüstü bir performans sergiledi mi? O teşvik neydi? Öğrenebildiniz mi bunu? Şimdi tabii çok dirençli bir Denizli Spor vardı. Tabii top girmedi mi? Girmiyor. Biz tabii çok goller kaçırdık o maçta. Şimdi tabii hepsini öğrendik. Ayrıca yani bunları sevgili Mesut Bakkal itiraf etti şimdi. Kitabında yani yazdı. Bir daha söylüyorum. Kitabında yazdı. Evet, orada önemli bir teşvik alındı. Hatta o zaman Ergün Gürsoy hatta benim nikah şahidimdir Ergün abi. Ergün abi o zaman Galatasaray'da başrolde oydu yani. Şu anki Abdurrahim Albayrak gibi hep başrolde oydu. Tabi o zaman bu teşvik meşvik işleri daha çok rahat oluyordu. Bir de yasaldı. Dinlenme yoktu, takip yoktu, çok şey de yoktu. Denizli Spor'un kalacağı oteline kadar Galatasaray ayarlamıştı. Ergün abi ayarlamış. Bütün maçtan masrafları sonra da ayrıca benim de üye olduğum hala 4 Levent Tenis Kulübü'nde Denizli Sporlu futbolcular hatta maçtan sonra da yemek yediler. Beraberlikten sonra. Ne aldıklarını biliyor musun? Onu öğrenebildim mi? Önemli miktar para verildi. Yani o zaman zaten bizim oynadığımız rakiplere genelde hep yüksek rakamda paralar, teşvikler gidiyordu. Mesela bunlar hep kayıtlarda olduğu için söylüyorum. Mesela Malatya maçta arabalar, Doğanlar, Tofaşlar falan diye. Evet. Bunlar hep itiraflar olduğu için söylüyorum. Malatya maçta aynı şekilde. Yani vurduk mesela top çizgiden çıkardı Bünyamin. O sene aslında Bünyamin'i Beşiktaş transfer ettik o zaman. Yani takım arkadaşımız olduydu. O maçta da mesela müthiş. Hani ayrıca da şunu da itiraf ediyorum. Atlara vurulan iğneler vardır. Doping iğneleri. Evet. Evet. O iğneler bile o zaman oraya yollandı. Futbolcuları vuruldu. Oraya yollandı. Vuruldu bilmiyorum. Oraya yollandı. Hani hep şehir efsanesidir. Çantalarla, bavullarla para gitti. Yani bunlar doping bir doğruluk payı var. Doping iğneleri bile yollandı. Bir doğruluk payı var. Yani onun için oradaki maçımız da bizim aynı şekilde. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynadığı maçlarda rakiplerine her zaman teşvikler o zaman bizim dönemimize gitmiştir. Devamlı bunları yaşamıştır. Tabii bizim zamanımızda bunlar olmadı çünkü Süleyman abi böyle şeylere rahmetli müsaade etmiyordu. Ama Beşiktaş'ın yani devamlı şampiyonluktaki rakipleri Beşiktaş'a
yenmesi için rakiplerimize devamlı. Yani bunlar hep de kayıtlı olduğu için. Evet. Mesut Bakkal kardeşim de çok yıllar sonra itiraf etti bunu zaten. Evet. Ondan dolayı ama bunlar çok var. Yani teşvikle ilgili ben şimdi Türkiye'de çok teşvik var. Hep yapıldı. Türkiye'de buna tanık olmadım diyen futbol adamı yoktur. Futbolcu, bunu Fatih Terim'de sayabilirsin, Mustafa Denizli'de sayabilirsin, Şenol Güneş'te sayabilirsin, Ersun Yanal'da sayabilirsin. Hepsini sayabilirsin Sezgin abi. Yani hani ben aman bilmiyorum, ben tanık olmadım, ben işte görmedim. Hayır, hayır. Çoğu futbolcular da bu paraları almışlardır. Evet. O zaman 30 sene önce, 40 sene önce bu paralar dağıtılmıştır soyunma odalarında. O zaman böyle yüksek rakamlar da yoktu. Kulüpler çok para almıyordu. Mesela ben menajerliğimde çok yaşadım bunları. Karşı kulüpten hemen arıyorlardı. Ya işte bu hafta rakibiniz geliyor, bize yolluyor musunuz falan. Hep bunlar vardı. İsteniyor yani bu sizden. Tabii. Bunlar söyleniyordu. O zamanlar evet. Vardır. Yani teşvik o zaman tamamıyla hep vardı bunlar. Serbest. Ama dediğim gibi maalesef bunlar Beşiktaş'a karşı pozitif olarak kullanıldı ve elde edildi yani. Beşiktaş hep dediğim gibi o senelerde hep ikinci oldu. Bu konuyu şöyle... Mesela bir Zalat, Eskişehir var biliyorsun. Evet, Prekazi. Evet. Bursa'da biz oynadık orada. Bursa'ya yendi 2-0. İkisini ben attım hatta. Eskişehir'de de Galatasaray Eskişehir maçı var biliyorsun. Prekazi'nin falan. Evet. Hep vardır. Ankara Gücü maçı var 8-0. Yani hep baktığın zaman bunlar hep doğru şeylerdir. İşte söylenti değil sevgili yani. Sevgili Ali İpek, Allah rahmet eylesin. Bolla bol paralar geldi mesela. Fenerbahçe maçı orada. Yani Denizli maçında. Hep vardır maalesef. Ama hep aynı takım. Hep aynı takım başrollerde. Hep kaybeden Beşiktaş mı oldu burada? Hep kaybeden bu konularda maalesef Beşiktaş oldu. Yani ikinci maalesef Beşiktaş oldu. Bu konuyu şöyle noktalayalım. Şimdi izleyenler mutlaka merak ediyorlardır. Samet Aybaba, siz evet. Hüseyin'i kovaladınız. Evet. Yakaladınız mı onu yok, sorayım. Yok. Yedi soyunma odasına girdi. Hüseyin sol açık oynuyordu. Pıt 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 böyle böyle koşuyordu zaten. Yakalayamadık Samet abiyle. Önce Samet abi daha başladı zaten. Biz pepe şişinden koştuk yani. Yakalasanız? Bir şey olacağından değil, ne olacak işte. Yakalasak da işte koşuyoruz öylesine hikaye. Peki. Yani, bu işler çok enteresan. Anılar çok fazla. Mesela ben menajerken Pascal Nouma, Thomas diye bir oyuncu vardı Gençler Birliği'nde. Birbirlerine girdiler sahanın içinde kavga, dövüş falan filan. Hakem bunların ikisini de attı. Sonra maraton programında bu perde arkaları gösteriyorlar. Evet, evet. Sonra bir görüntüyü tünelde bunları çekmişler. İkisi de el ele kol kola gidiyor. Beşiktaş'ın soyunma odası burada. Gençler Birliği'nin orada. Beraber gidiyorlar. Pascal odaya girerken Thomas'ı öpüyor. Thomas devam ediyor. Yani ama sahada göstermelik. Orada kavga oluyor. İçeride. Her şey bitiyor. İçeride şey aynen soyunma odası veya tünelde. Yapacaksan tünelde yap mesela, evet. Değil mi? Yani. Anılardan başladık. Sergen evet. Hoca'yı çok sevdiğinizi biliyorum. Severim bir Sergen, evet. Evladınız gibi ayırmazsınız. Aynen. Onunla ilgili sizden bir anı alabilir miyim? Böyle ya, hiç duyulmamış bir anı. Mutlaka tabii, vardır kıyıda köşede. Mesela çok enteresan bir anısı var Sergen'le. Şimdi Sergen tabii ben onu aldığımda çapraz bağları kopmuştu. Ameliyat yaptırdık onu. Ondan sonra herkes idman yapıyordu. Herkes tatil dedi. Sergen, Zümrüthane'de Sergen'e antrenman yaptırıyordum ben falan. O zaman da Ilan Mansız çok meşhur. Tümer'i de var, evet. Hepsi var. Ilan Mansız Senegal'e golü atmış. Herkes Ilan Mansız diyor. Altın kimse boy. Sergen'in yüzüne bakmıyor. Evet Sergen, yani Sergen'le kimse ikinci planda kaldı. Röportaj bile isteyen yok. Evet. Yani bayan muhabirler var, bilmem neler, artistler var, muhabirlik yapıyorlar. İşte röportajlar İlan'a teklif ediyorlar falan filan. Bizim Sergen hiç kimse. Sergen dedi ki görüşürüz ileride. Yani bakarız dedi, ileride bilen, göreceğiz bilen, dedi. Aradan zaman geçtikçe Sergen'i geçtikçe ondan sonra işte 100. yılda görüyorsun neler yaptığını, evet, evet. Sergen'in. Tabii Sergen'le her gittiği yerde mesela arıyordu ama beni al ne olur beni al ben olur beni al işte falan yani. Ondan sonra Galatasaray'da. Ben devam etseydim mesela daha da devam ederdi futbol hayatı. Ondan sonra ben gittikten sonra Tigana Migana ondan sonra Sergen'e yolladılar yani şey yapmadılar. Onun için Sergen'le anı tabii çok var. Mesela çok enteresan bir anısı daha vardır. Çok ince şeyleri söylemeyeceğim. Şimdi Sergen gece hayatını sever. Evet. Ama böyle çok içkili şey hayatı olmazdı. Gece ama arkadaş grubu Sergen'in 12'den sonra gece yaşar. Evet. Yani gece 12'den sonra yani erken yatan bir çocuk değildi falan filan. Ben Sergen'i arıyorum saat 12'de falan. Neredesin falan diyorum. Onun arkadaşları da bana tüyo veriyorlar. İşte abi şuradayım falan filan. Ya Sergen eve git diyorum. Daha yeni başladı hayatı. Ertesi gün şey almışız daha yeni. Ertesi gün tekrar şey yapıyoruz. Ondan sonra en son patladı. Ya Sinan abi dedi ben böyle yaşayamam dedi abi Allah aşkına beni rahat bırak dedi.
Ondan sonra biz Sergen'i rahat bıraktık. Sergen mesela gece geziyor, tesise geliyor. Tesiste yatar, sabah antrenmana çıkardı. Ondan sonra ben böyle yaşayamam dedi. Biz onu rahat bıraktık. İstediğin gibi sen yaşa. Mesela kampa girerdi, full uyu derdik. Sen yemeğe de gelme, kahvaltıya da gelme. Maç yemeğine gelirsin. Ha, otururduk, diziler seyrederdik. Çekirdek yerdi. O çok çekirdek yerdi mesela. Oğlum kilo yapar mı? Yağ yapar derdim. Beraber yerdik fazla kilo almasın diye. Yer yer paylaşıyorsunuz. Fazla kilo almasın diye. Yani çok anılar vardır. Sergen'le ilgili yedek kulübesinde oturdu. Orada da çekirdek yerdi. Ama şimdi çok disiplinli antrenör oldu. Evet. Şimdi evet. Artık çok disiplinli. Şunu çok iyi biliyorum. Atacağı gol başına prim verdiniz. Ya ona ne, özel veriyordum. Ne motive etmek için. Toplam ne kaybettiniz ya orada? Ya veriyordum mesela. Sergen şunu at. Şu maçta şunu at, bunu at. Hatta Fenerbahçe'ye bir gol attı. Hatta koşuyor bana geliyor. Hatta böyle de o diyor. Nasıl yedi diyor işte. Söylemeyeyim işte. Nasıl yedi diyor. Orayı gösterdim, oraya attım. Kaleci uzun boylu bir kalesi. Ergin miydi? Recep. Bravo. Recep diye bir gazetesi vardı. Son 90. dakika golü. Çok var. Öyle golle çok var. Öyle ne kaybettiniz var mesela orada çok siz? Çok saat vermiştim para ama feda olsun. Sergen'e değer. Şu an çok disiplinli, çok iyi antrenör oldu. İnşallah uzun yıllarda Beşiktaş'ın da teknik direktör olacak. Bu işi en güzel şekilde şu an yapıyor. Sezon başı biraz sendeledi ama şu an son derece çok iyi gidiyor. Uzun yıllarda Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak. Peki şunu merak ediyorum. Sergen evladınız gibiydi dedi. Çok ilgileniyordunuz. Şu anda o kulübede otursanız aynı görevde. Sergen kim olurdu Beşiktaş'ta sizin için? En çok ilgiyi kime gösterirdiniz? Şu an. Şu anda. Şu an mesela Cezal beğeniyorum. Larin çok iyi. Komple Beşiktaş komple bir takım ama Cezal iyi transfer. Larin iyi transfer. Özellikle iyi motive edeceğiniz isim. Şimdi tabii daha böyle sol ayaklı klas olduğu için muhtemelen Gezalı. Sergen tipi o da. Sol ayaklı, çok akıllı. Sergen kadar atamayacağı için herhalde biraz kazançlı çıkarsınız oradan. Yok atar, o da atar. Fena değil. Sergen kadar olmasa atar. Evet. Mesela geçen hafta attığı gol müthiş gol. Evet. Evet. Müthiş bir gol attı hatırlarsan. Yani çok beğeniyorum onu ama Beşiktaş takım oynuyor. Komple takım oyunu oynuyor. Beşiktaş yani muhtemelen şampiyon olacak gibi görünüyor. Yine anılardan gidiyoruz. İlginç bir sözünüz sizin. Arkadan bağırıyorsunuz kulübeden Kudüs'ü hoca. Ben seni korurum Kudüs'ü. Yine Sergen başrollerde. Klişe oldu. Klişe yine oldu. Yine Sergen başrollerde. Onun Malatya maçı. Malatya maçı. Sergen'i sarı kart gösteriyor orada. İki sarı kart o zaman haftaya oynayamıyorsun. Evet. Önemli. Sergen bir arkadan faul yaptı. Uğultu'ya Kudüs'ü yani kartlık bir pozisyon değil. Uğultu'ya Kudüs hoca kart gösterdi. Ben de oradan bağırdım yani. Hoca korkma dedim. Ben seni korurum yani. Ya o gayri ihtiyari oradan bir şey ama maalesef o günden bugüne demek ki ne kadar haklıymışım ki hakemler korkuyor. Yine aynı yerdesiniz. Hangi hakeme söylersiniz bunu? Hepsine yani söyleyemeyeceğiniz söylerim. Hakemler vardır hepsine mutlaka. Hepsine söylerim. Hepsi korkuyor. Korkuyor. Korkarak düdük çalıyorlar. Bütün hakemlere. Bir ağırlıklı. Korkarak düdük çalıyor. Cesaret düdük çalan hakemimiz yok denecek kadar az. Ben seni korurum Cüneyt. Ben seni korurum hepsine Mete. Söylerim. Fırat. Hepsine. Korkmayın kardeşim derim. Hepsine korkmayın, dersiniz. Korkmayın adam gibi düdük çalın korkmayın derim. Hepsine söylerim. Haftaya bir bakarsak sanki. Mesela bir anı daha var anlatacağım sana. İlan Mansız hani bir Reyna Layla olayı var hani. Evet. Kontük evet. Denekleriyle evet. Geldi falan evet. Mesela diyorlar bana. Şimdi İlan bekar. Yemek yok evde yalnız yaşıyor ameliyat olmuş koltuk denekleriyle yürüyor. Yani bu çocuk yürüyor zaten. Evet. Ameliyat olmuş mesela spekülasyon olduğu zaman çok ortalık ayağa kalktı falan. Bu ne yapıyor burada? Biz de Sergen ben falan bütün futbol çocuklar oturuyoruz. Layla Reyna işte tatil yemek yiyoruz hep beraber falan. Bir anda beni aradı. Abi neredesin dedi. Sizi görmeye geliyor. Neredesin dedi böyle böyle takım arkadaşlarına beraber buradayız gel dedim. Karnın açma aşağıda gel yemek yemeye dedi. Bu olay oldu mesela. Evet. Yani büyüttüler. İşte geldi ya kardeşim bu adam oraya gelmese başka restorana gidecek. Evet bir yerde yemek yiyecek. Hani o gece kulübü 11'de de evine gidiyor yani. Evet. O zamanlar tabii bunlar böyle spekülasyon olmuştu. Yani bilginiz dahilinde ama o şekilde fotoğraf olunca tabii. Çok enteresan da mesela. O zaman şimdi Tümer'le İlhan iyi arkadaş oldu. Sergen. O zaman Tümer'le Sergen konuşmuyorlardı. Evet. Evet. Değil mi? O zaman bir şimdi odada beni oturuyorlardı. O geliyor o çıkıyordu. O geliyordu o çıkıyordu. Ha, birbirleriyle. Anladın mı? Mesela Sergen gelirdi hemen. At yarış açardı.
yabancı oyuncu vardı. Geliyordu mesela Fashion TV açıyordu. Lucescu bana dedi ya. Evet. Anladın mı? Vay dedi akşama kadar Fashion TV. O da sizin TV. Üzerinize kaldı zaten. Ya önemli değil. Fark et. Fashion TV çok güzel. Tavsiye ederim. Seyredebilirsin. Onur da güldü. Çok daha değil. Çok güzel abi ne var? Gözün gönlün açılıyor yani. At ne yarı, seyredeceğiz baba? At yarışı oynadınız mı Sergen zararını azaltmak için? Oynadım. Sergen. Çekirdeği yiyordunuz çünkü. Sergen oynardı. Sergen oynardı. Çekirdeğiydi. At yarışı bilmem hiç sevmem. Oynamam. Ben öyle oyunlar oynamam. Sevmem. Ama bu Sergen onu spor olarak görüyor. Para hani kazanmak için görmüyor. Bir heyecan. Heyecan. Bir o zaman şimdi artık bırakmıştır. Haftanın maçlarına geçelim istersen. Beşiktaş'la Galatasaray'ın sanki biraz işi kolay gibi. Fenerbahçe Trabzon'da. Trabzon kazanır. Bence Trabzon kazanır. Yani ben Beyaz Spor'da da aynısını söyledim. Cumartesi de aynı fiyatı. Tuvara Trabzon kazanır. Trabzon daha formda. Trabzon kadro olarak daha iyi, daha hazır takım. Fenerbahçe takımının 11'i bile belli değil. Hani kimin oynayacağı belli Trabzon değil. Trabzon kazanırsa Fenerbahçe için her şey biter mi? Bitmez. Ben 3 puanlık sistemde bir... bundan sonrasını kazanabilir mi Fener? Onlara bakmak lazım ama 6 puan fark, 15 maç var, 16 maç var. Önemli bir fark değil. Mesela Erol Hoca gider mi? Doğum adı çok geçmeye başladı. Fenerbahçe Doğum... eğer kaybederse Erol'un arkasında duracağını zannetmiyorum. Duramazlar. Yani Erol Bulut'un işin zor olduğunu düşünüyorum. Doğum gelir mi? 68 yaşında. Bilmiyorum. Faydalı olur mu? Bilmiyorum. Faydalı olur mu? Yorum yapmayacağım. Dağım arkadaşım. Yorum yapmayacağım. Yorum yapamam çünkü yani desem şimdi dağımı pazarlıyorsun derler. Yorum yapmam. Yorum yapamam. Ama fark etmez bu antrenörlüğün yaşı belli olmaz. Fatih Hoca da o yaşta yani. Evet. Yapabilir diyorsunuz. Yaş önemli değil. Niye? Antrenör oynamıyor ki yani. Sadece bu taktik beyin. Bu ama arada, Fenerbahçe'nin oyuncu seçimi yanlış. Ahmet Hoca Cüneyt Hoca'yı Trabzon-Fenerbahçe maçına göndermişti. Yaşar Kemal Uğurlu mu geldi? Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Cüneyt Hoca gene gerçi bir İstanbul takımında Beşiktaş'ın maçını yönetecek. Yaşar Kemal Mete Uğurlu Kalkavan Galatasaray'da. İşi zor. İşi zor. İnşallah maçı konuşuruz. Hakemi konuşmayız. Hakem şansı olsun mu diyorsunuz? Hakem şansı olsun diyorum. Yani aynı şekilde hakem şansı olsun diyorum. Cüneyt Hoca Beşiktaş maçında, Beşiktaş Deniz'de. Mete Hoca... Ben Beşiktaş'ın farklı kazanacağını düşünüyorum. Farklı kazanır. Galatasaray'da mı aynı Erzurum karşısında? Aynı şekilde ben öyle farklı kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Trabzon maçı demişken ben burada benim edindiğim bir özel haberi de söylemek istiyorum. Ben Cuma günü Başakşehir maçından sonra, Trabzon maçından sonra Ahmet Ağaoğlu'na doktorların maça alınıp alınmayacağını sordum. Evet. Cephedeler dedi, böyle bir şey olamaz dedi. Belirli doktor cephede, sağlık cephesinde şu anda Covid'le savaş veren doktorları ben hastaneden alıp da tribünlere getirmek gibi bir şeyin içerisine girmem. Bir moral olmaz mı başkan? Adam orada müdahale ediyor. Hastaları kime teslim edelim? Ancak Trabzonspor müracaatını yaptı ve karar bugün yarın Futbol Federasyonu'ndan çıkacak. Trabzon'da 17 tane devlet hastanesi var. 17 evet. Devlet hastanesinin başhekimi, yardımcıları ve İl Sağlık Müdürü ile birlikte 50 kişiye yakın bir doktor grubu Trabzonspor Fenerbahçe maçında tribünlerde olacak. Yani aynı olabilir, derbideki olabilir. Bir şey gibi. Yok yani. Derbideki şey yok abi, gibi. O an yani Ahmet Ağaoğlu Başkan yani öyle düşünmüştür. Ama öteki türlü orada İl Sağlık Kurulu yani şimdi bunların şeyleri var. Yani ödüllendirmek lazım. Bir moral. Sağlıkçıları ödüllendirmek moral. Lazım. Çok anormallik yok. Mesela ben aldığım bilgiye göre 280 kişi sayılmış şeyde. Fenerbahçe maçında. Kimine göre 3000'di. Yok. 1000'in üzerinde yani zaten deniyordu. O ön taraf 1000 küsür kişiymiş. Evet. Yani toplam evet. Orası o kadarmış. 280 denildi. Yani yani alabilirler sağlıkçılara her türlü moral vermek lazım. Onları dediğim gibi Fenerbahçe maçı olduğu için yani bence bayağı da kalabalık olabilir maç. Bu arada bir anons yapmak istiyorum. Beyaz Futbol YouTube kanalına mutlaka abone olun. Daha çok sürprizler olacak bu şekilde ve bu videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Bu videoyu beğenirler zaten Sezgin abi. Bu videoda her şey var. Siz varsınız. Siz bunlar varsınız şey ve gerçekten var. Çok önemli açıklamalar her şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Belki çok kişinin ağzından duydum bunu ama benden hiç duymadım. Bakalım nasıl olacak. Hangisi? Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Bunu da bir kenara yazalım. Çok iyi. Ahmet Çakar'a gelelim mi? Ahmet Çakar'ı çok severim. Farklı bir konuya değinmek istiyorum. Evet. Gol kralı adayını söyledi. Benim manevi evladım Samat'ta. Dedi. Samat'ta. Yandı. Bu babadan çıkan adam Türkiye'de gol kralı. Gol kralı. Bak onu söyledi. Sevgili Çakar. Onu söyledin. Başakşehir Beşiktaş'ın üstünde bitir dedin. Başakşehir küme düşecek. Başakşehir şampiyon Samat'ı olur dedi. Samat'ı bitirdin.
Başakşehir'i bitirdin. Şimdi de Beşiktaş diyor şampiyon değil mi? Korkuyor musun? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah yandık. Yandık Ahmet Çakar'dan. Aslında ben bunu Ahmet Çakar'ın zengin etme formülü olarak görüyorum. Şu anda normal iddianın yasal o iddia sitelerinde Samat da gol kralı olursa 1'e 35 veriyor. Olamaz. Başakşehir şampiyon olursa 1'e 1500 veriyor. Yani 1 lira bunun ikisine yatıran kişi 52.500 lira para kazanıyor. Ahmet Çakar'ın... Tersini oynayın kazanın. Ama o zaman tersi şimdi hiçbir şey vermeyecek. Zaten bütün maçlar genelde öyle bitiyor. Tersini oynayın kazanın diyorsun. Ahmet Çakar için. Değerlendirmeyi de aldık. Sizin ilave etmek istediğiniz, söylediğiniz herhangi bir şey varsa... Beyaz Futbol YouTube kanalına bitirelim. Kayıt olun. Üye olun. Değil mi? Öyle de kayıt. Abone olun. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olun. Yani söyleyecek çok şeyler var. Mesela... Mesut Özil transferi. Çok mu abartıldı? Çok abartıldan ziyade yani bence yani Mesut Özil ile İrfan Can'ı beraber transfer yapmazdım. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Ocak ayında bu takıma santrafor alırdım. İrfan Can biraz inada mı bindi? Sadece Ali Koç bu transferi sadece Fatih Terim'i yenmek için aldı. Ve yendi. Bu kadar. Ama nasıl yararlı olacak onu göreceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olun. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olun. Videoyu izlemeyi unutmayın. Bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.